Özür dileriz. Tabii soru sormak isteyen arkadaşımız varsa memnuniyetle. Buyurun efendim. Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. Bandım haberden Cemal Atabey. Başkanımla beraber bu sözleri söylerken bayağı iddialı sözler sarf ettiniz. Balıkesir'i %100 kazanacağım, kazanacağız dediniz. Yani bu olmazsa ne düşünüyorsunuz? Yani bu bayağı zor bir hedef. Efendim bu olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanından itibaren hepimiz istifa edeceğiz. şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Siyaset bir iddia işidir. Ama o iddianın gerekçeleri olması lazım. Biraz da altının dolması gerekiyor. Elbette, hiç kuşku yok. Zaten bu gerekçeler üzerinden konuşuyoruz. Farkındaysanız iki şeyden bahsettim. 2007, 2009 ve 2011 sonuçlarını ilçe bazında analiz ettik. Birincisi budur. İkincisi de Aralık ayı itibarıyla Balıkesir'de bir kamuoyu yoklaması yaptık. Dolayısıyla bizim bu sözleri söylememizin nedeni bu veriler üzerine yaptığımız bir değerlendirmedir. Önümüzde 14-15 aylık bir zaman dilimi var. Siyasette 24 saatin çok uzun olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok uzun bir zaman olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Amacımız bu 14-15 ayı bugünkü gibi iyi değerlendirmek. Ve eğer böyle bir değerlendirme söz konusu olursa 2014 Mart'ını elbette iyi göreceğiz. Ancak sosyal bilimlerde, siyaset biliminde kesin olan hiçbir şey yoktur. Yarın Türkiye'yi etkileyecek çok farklı bir şey olabilir ve siyasal atmosfer tümüyle ortadan kalkabilir, tümüyle değişebilir. Yani lütfen bu siyasi nezaket içerisinde sözlerimizi değerlendiriniz. Ben de bir açıklama